Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Salgın döneminde yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı travmalar uzman psikolog Alptekin Aydın'ın gündeminde. Uzman psikolog Alptekin Aydın'la birlikteyiz efendim. Bu haftaki konusu özellikle salgın döneminde kayıplardan dolayı yaşadığımız yas ve yarattığı travma. İşte bu konuyu konuşacağız. Tabii ki hocam bu dönemde birçok çevremizde kişi, özellikle yakın akrabaların, annesini babasını, birçok tanıdığını da kaybedenler oluyor. Sevdiği tanıdıklarını özellikle. Onlara birçok tavsiyede bulunacaksınız sanırım. Başlayalım efendim. Evet evet. Şimdi bu pandemi süreci başladığında tabii geçen sene Mart, Nisan, Mayıs aylarında bununla ilgili konuşmalar yapılırken, hatta bu süreç ilk başladığında hatırlarsınız Başbakan Boris Johnson'ın hazır olun sevdiklerimizi, yakınlarımızı kaybedeceğiz dediğini, herkes bu demeci hatırlıyor. Biz şu anda bu aylarda artık bu süreci yaşamaya başladık. Yani bunun böyle bir yıllık bir süreç oldu ve bu süreçte şu anda mesela geçtiğimiz hafta bana 3-4 yeni danışan sırf bu işte yakın ebeveyn kaybından yaşadıkları travma ve depresyondan dolayı başvurdular destek almak için. Sadece hani ailenin içinden birkaç kişi de başvurabiliyor. Yani çünkü bu sonuçta bir ebeveynin kaybı bütün çocukları etkiliyor, bütün yakınları etkiliyor. Maalesef tabii kabul edilmesi zor çünkü beklenenden hani buna hiçbir zaman alışamadığımız bir süreç bu. Yani hiç kimse annesinin babasının bir yakınının kaybına kendini alıştıramaz. Ama normal bu salgından önceki işte kaza süreçlerinde veya yaşanan hastalıklar sonucu var olan ölümlerde hani biraz daha böyle bir hani alışma süreci gibi, biraz daha kabullenme süreci gibi travmayı daha hafifletici süreçler yaşıyordu insanlar. Ama şu anda duyduğumuz olaylarda işte biraz annem fenalaştı, hastaneye aldılar, işte iki gün sonra haber geldi, görüşemedik de kaybetmişiz. Hani bunun tabii yarattığı şok, bu etki, ister istemez insanlardaki bu yas sürecini kabullenememeyi, kendini sorgulamayı, sürekli işte ben ne yapabilirdim, ben daha çok ona gitseydim, benim daha önce haberim olsaydı, bir sürekli kendimizi suçlama ve bununla beraber ağır bir depresyon süreci, majör depresyona kadar ulaşabilen ağır bir süreçle karşı karşıyayız. Ve insanlar hani bununla nasıl baş edebileceklerini henüz bilmiyorlar. Bilmiyorlar değil mi? Şimdi dediniz ki yeni gelen 3 danışanım evet, çok yakın akrabasını evet, tanıdığını kaybetti. Peki onlarda gözlemlediğiniz nedir? Yani bir depresyona mı girmişler? Hayatları nasıl etkilenmiş oluyor? Şimdi 2 tanesinde yaptığım tetkikler sonucu ve assessment sonucu karşılaştığımız netice genelde majör depresyon, anksiyete ve bizim post traumatik sendrom PTSD dediğimiz travma sonrası yaşanan depresyon. Bunlar tabii baş etmesi çok kolay rahatsızlıklar değil. Özellikle tedavi almadan, destek almadan baş etmesi kolay rahatsızlıklar değil. Burada önümüze çıkan 2 çeşit tedavi var. Birincisi işte burada GP'ler yoluyla alabileceğiniz, onlarla görüşüp ilaç tedavisi ve ondan sonra onların sizi terapi merkezlerine sevk etmeleri. Tabii bu şu anki yoğunluktan dolayı böyle 6 aylık, 9 aylık bir süreç gibi görünüyor. Yani hani bugün GP arayıp da benim terapiye ihtiyacım var, yakınımı kaybettim dediğinizde tamam gel antidepresan yazayım dedi ama size bir terapinin ulaşması için sizi yönlendirdiği servis 6 aya size gün verecek. Dolayısıyla çok uzun bir zaman. Hani insanlar tabii bir noktada mecbur kalıyorlar daha hızlı bir hizmet alabilecekleri, destek alabilecekleri özel yerlere başvurmaya. Bizim burada şu yönde yardımımız oluyor. Hem terapi, konuşma terapisiyle yardım ediyoruz. Hem de bizim tabii genel buradaki yaptığımız kendi klinimizdeki tedavide ilaçtan ziyade ilaçsız, yan etkisiz TMS ile manyetik bir tedavi yapıyoruz. Zaten 2008 yılında TMS depresyon anksiyete için onaylandı. Yani Amerika, 2015'te İngiltere bu onayı kabul etti. Daha öncesi Avrupa'da onayladı. Dolayısıyla hani bu makinenin yaptığı depresyon tedavisi siyah beyaz. Yani tedaviyi size veriyor. Hiçbir konuşma terapisi yapmasanız bile
belirli bir seansın sonunda iyileşiyorsunuz. Çünkü o bölgedeki travma sonrası, işte mesela hani ölüm haberini aldınız, ölümle yüzleştiniz. Onun yarattığı sizin üzerinizde bir üzüntü var. Bu üzüntü bir takım nöronların da kapanmasına sebep oluyor beyin içinde. Ve siz belirli fonksiyonlarını artık yapamaz oluyorsunuz. Yani işte yataktan kalkmak istemiyorsunuz, çalışmak istemiyorsunuz. Faturanızı bile ödeyemeyecek durumdasınız. Yani bunun maddi bir açıklaması yok. Bu sadece sizin yapma isteğiniz yok. Yani bir kalkıp bir tuşa basıp da bir epe girip de bir şey yapıp da hiçbir şey yapmak istemez durumdasınız. Hayattan bezmişsiniz, mutsuzsunuz ve sürekli negatif şeyler de düşünmeye başlıyorsunuz. Ağır durumlarda bu kendine zarar vermeyle ilgili düşüncelere kadar gidebiliyor. İşte bu noktada işe depresyon ilaçlarıyla başladığınızda 3 hafta büyük sıkıntıdasınız. Çünkü depresyon ilaçlarının birçoğunda yan etki olarak intiharı düşündürme, kötü düşündürme gibi şeyler zaten prospektüste yazar. Yani dolayısıyla mutlaka bir düşünelim, hani ilk seçim ilaca mı gitmeliyim diye. Tamam, İngiltere'de ilk seçim bunu veriyorlar ama mesela Hollanda'da ilk seçim TMS'yi veriyor. Yani ilk önce manyetik tedavi yapalım, bunu istemezsen ilaç yapalım diyor. Ama tabii arada fark, orada bunu devlet organize ediyor ve insanlara bunu ücretsiz veriyor. Ama hani burada aynı şeyi siz bizim buradaki devletten alamıyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada eğer böyle bir terapiyle TMS karışımı bir tedavi tercih edeceklerse bunların onlara dönüşümü çok daha kolay olacak. Çünkü TMS'yi en kısa bir cümleyle şöyle açıklayabiliriz. Sizin var olan yaşadığınız olayla ilgili beyninizdeki travmanın büyüklüğü 10 sa, sizin bu 10 travma büyüklüğünü TMS tedavisi 2'ye 3'e düşürüyor. Yani siz değişmiyorsunuz, olay da değişmiyor ama ona verdiğiniz tepki biraz daha kabul edilebilir, biraz daha sizi bunu yaşamın içinde bir deneyim olarak görmüş bir kişilik olarak size geri döndürüyor. Bu da tabii çok büyük bir olumlu bir hayat katıyor size. Hem olumlu hem de etkili. Şunu sormak istiyorum hocam, özellikle size geldiklerinde TMS tedavisinin yanında siz terapi uygulamasını, terapiyi de yapıyorsunuz. Şimdi terapi burada nasıl bir işlev de oluyor acaba? Biraz bunu açarsak özellikle çünkü terapi de çok önemli bir nokta değil mi? Kesinlikle. Şimdi burada kullanılan kognitif behavioral terapi dediğimiz bilişsel davranışçı terapi, genelde bilişsel davranışçı terapide kural probleme odaklanmaktır ve mesela işte 6 haftada 8 haftada sadece bu problem üzerinde konuşulup o problem üzerinde çözümler üretilerek böyle öğretmen öğrenci ilişkisi kurulur ve bu ilişkiyle siz karşıdaki insana en onun yaşamındaki örneklerle anlayabileceği şekilde bu terapiyi verirsiniz. Benim uyguladığım bilişsel davranışçı terapide bu böyle İngiliz ve Amerikan kitaplarında biraz daha kitaba girmiş ve hani böyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle yapacağım diye sınıflandırılmış bir terapi. Ama ben bu terapiyi biraz daha bizim halkımıza ve anlayışımıza böyle biraz daha adapte ettim. Ben bu terapiyi yaparken oradaki kuralları göz önüne alarak mesela günlük yaşamdan insanların anlayabileceği, bizim kültürümüzle yoğrulmuş insanların anlayabileceği başka insanlardan hikayeler ve örnekler vererek anlatıyorum. Yani hani şimdi terapide siz karşıdaki kişinin problemini görüp senin sorunun bu, çözümünde bu demeniz hiçbir işe yaramıyor. Yani onun o çözümü bir süreç içinde algılayıp da benim böyle yapmam lazım demesi gerekiyor. Dolayısıyla ona o çağrışımı yaptırıp anlamasını sağlayacak, ona benzer, onunla ilgisi olmayan hikayeler anlatıp ona böyle dolaylı olarak vermeniz gerekiyor. CBT de aslında bunu yapıyor ama dediğim gibi işte Amerikan ve İngiliz sistemde siz onu çevirdiğiniz zaman daha donuk bir şey çıkıyor ortaya. Ben onu biraz daha böyle bize adapte ettim ve öyle bir terapi yapıyorum. TMS ile de birleştiğinde, çünkü TMS'nin hangi dönemde, hangi haftada, hangi tip fonksiyonları açabileceğini bildiğim için o fonksiyonların açılışına göre terapiyi yönlendiriyorum. Çünkü siz onu çok başında verdiğinizde sizin anlattığınızı anlamayacak. Çünkü fonksiyon çalışmıyor. Yani mesela işte panik atak, anksiyete yaşamış, ölüm korkusu, ay ben de öleceğim, İşte annemi babamı kaybettim, ben de öleceğim. Şimdi bu korkudaki bir insana siz oturmuş korkmayın ölmekten, hani bir şey olmayacak. Bu hiçbir şey ifade etmiyor ki. Yani bu insan korkuyor ve bu yaşadığı korkuyu sizin bu cümleleriniz veya tanıdıklarının bu cümleleri ona hiçbir fayda sağlamayacak. Ama TMS terapisinde beynin bu fayda sağlayacak bölümü yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Oradaki nöronlar açılmaya başlıyor. O zaman biraz daha mantık ve biraz daha bu konuyla ilgili korkuları düşürme, buradaki işte
özellikle bizim kortizol dediğimiz adrenalin bezlerinden salgılanan hormon korku bölümüne geliyor ve seni korkutuyor. Bu hormon alarm açıkken, yani siz panik atağı, anksiyete en yüksek yaşarken en yüksek seviyede. Bu düşmeden sizin bunları ona anlatmaya çalışmanız, hani sağ kulağından gelecek, soldan çıkacak. O zaten korkuyor, bir işe yaramayacak. Ama ben terapiyi yönlendirirken TMS ile olan etkileşimi de görüyorum. Onun bu iyileşme sürecini ve bu sefer o farklılığı görüp korkusunun azaldığını görünce o kısmına geçiyorum terapinin. İkisi birleştiğinde çok iyi bir sonuç alıyoruz. Kombin yapıp direkt evet. Hedefe ilerliyoruz diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz efendim. Önümüzdeki haftalarda biz yine farklı konularla alakalı kendisinden yine bilgiler almaya devam edeceğiz. Siz son olarak bir şey söylemek istiyor musunuz hocam? Şimdi son olarak pandemi sürecinde ebeveynlerini kaybeden, yakınlarını kaybeden herkesin destek almaktan korkmamalarını istiyorum. Özellikle küçük yaştaki çocuklarımıza ölümün nasıl anlatılacağı, işte babaannesini, anneannesini kaybettiğinde, hani bununla ilgili aile yakınlarını kaybettiğinde ne yapılacağına dair mutlaka pedagoglara danışsınlar. Yetişkinler psikologlardan destek almaktan korkmasınlar. Artık 21. yüzyılda hala psikoloğa gidiyormuş, öyle miymiş, böyle miymiş gibi düşüncelerden lütfen kurtulalım.